EYT sonunda ilan edildi. Ama yüz binlerce kişi bekliyor. Ya 7500 lira emekli aylığı alabilmek için yüz binlerce kişi aylardır bekliyor. El insaf. Açlık sınırının Ekim ayı itibariyle 14 bine vurduğu, Kasım'da daha açıklanmadı, daha yüksek çıkacak. Bir dönemde 7500 lira emekli maaşını alamayan yüz binlerce kişi var. Bir utançtır bu. Emekliler isyan ediyor ama onları duyan yok. Yine emekli olamadıkları için 100 günde geçti aradan. Sağlık hizmeti de alamıyor. Yani emekli olmayı düşündü, başına bir sürü iş açtı. Şimdi de sağlık hizmeti alamıyor, bekliyor. Yine bakın 5000 iş günü ve 3600 prim günü sözü vermişti Sayın Bakan. Ne oldu? Sözünde durmadı. İnsanlar bankalara gitti, kredi çekti. Şimdi hacizlerde, icralarda boğuşuyorlar. 8 Eylül 1999'dan sonra çalışanlar ise büyük bir mağduriyete uğradı. Bir gün geç çalışmaya başlayan bir erkek 17 yıl sonra emekli olabiliyor. Bir gün öncekine göre. Bir kadın 20 yıl sonra emekli olabiliyor. Hak mıdır bu? El insaf arkadaşlar. Kademe denen bir şey vardır. Derecelendirme yapılsın. Binlerce insan bize başvuruyor. Olmaz böyle şey diyor. İnsanlar emeklilikte adalet dernekleri kuruyor ve olmaz böyle şey diyorlar. Yine Bağkur emeklileri de bakın sistem güncellemesiyle ilgili bir gecikme oldu. Hem ilave ödeme yaptılar hem de maaşlarını geç aldılar. Kadınlarda SGK öncesi doğum borçlanması yapılmalı. Çocuklu anneler ve kadınlar da bu haktan faydalanmalı. Ben şimdi sorarım. Bakın bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa diyerek geldiniz değil mi? Sonuçta şu hal. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun en az 3 maaş alıyor. Ve daha bir sürü bürokrat kaç tane maaş alıyor? Emekli aylardır 7500 lirasını bile alamıyor. Milyonlarca kişi bu durumda. Çok büyük bir haksızlık var. Yani bu hak mıdır diye soruyorum. Buna bir cevap verilmesi lazım. Emekli büyük bir mağduriyet içinde. 7500 demek ne demek arkadaşlar? Bu çağda bu parayla geçinmek mümkün mü diyorum ve bir an evvel